Final Yayınları Final Evinizde Programını sunar. Merhaba arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Sercan Aslan. Bugünkü dersimizde 8. sınıf LGS konusu olan sözel mantıkla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Arkadaşlar sözel mantık sorularında e, genellikle problem becerisi gerektiren sorular. Soruları çözerken mümkün olduğu kadar görselleştirmeye çalışacağız, tablo oluşturmaya çalışacağız. Bu şekilde sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuzda Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden oluşan bir düğün paketi hazırlamak isteyen bir işletmeci mağazasında soldan sağa doğru arkadaşlar mantık sorularında sıralamalara dikkat edelim. Soldan sağa doğru ve birden altıya kadar numaralandırdığı bir bölüme buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge ve davlumbazı aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirecektir. Arkadaşlar sorumuz iki bilinmeyenli bir soru. Bir sıralamamız var. Bir de bazı eşyalarımız var. İlk, dilerseniz öncülere geçmeden önce tablomuzu oluşturalım. İki bilinmeyenli soru olduğu için. Arkadaşlar sıralama verildiği zaman tablolarımızı her zaman sıralamaya göre oluşturacağız. Soldan sağa doğru birden altıya doğru dediği için de bir, iki, üç, dört, beş, 6 bölmeye tablomuzu ayırdık arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar verilen öncülleri sırayla doğru bir şekilde tablomuza yerleştirmeye çalışacağız. İlk öncülümüzde yerleştirme işlemine soldaki bölümden başlanacaktır demiş. Zaten biz soldan sağa doğru bir sıralama yaptık. İkinci öncülde fırın mutlaka 2 numaralı bölüme yerleştirilecektir diyor. Yani burada kesin bir bilgi verilmiş bize. Fırının arkadaşlar 2 numaralı olduğu kesin olduğu için tablomuza yerleştirdik. Diğer bir öncülde buzdolabı fırının hemen sağındaki bölüme yerleştirecektir. Arkadaşlar bu da kesin bir bilgiye dönüştü. Çünkü biz ikiye fırını yerleştirdiğimiz için sağına da hemen buzdolabıyı yerleştirebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devamında elektrikli süpürge ve davlumbaz yan yana olmalıdır. Arkadaşlar şu anda elektrikli süpürge ve davlumbazın 4 5 ya da 5 6'ya yan yana şekilde koymamız gerekiyor. Kesin bir bilgi olmadığı için görselleştirip kutucuk haline getirelim. Elektrikli süpürge arkadaşlar elektrikli süpürge ve davlumbazın Yan yana oldu. Tabii yan yana derken hangisinin solda, hangisinin sağda olduğunu bilmediğimiz için biliyorsunuz mantık sorularında yerleş, yer değiştirme kuralını yön olarak kullanmamız gerekiyor. Devamında arkadaşlar çamaşır makinesinin yerleştirildiği bölümün numarası buzdolabınınkinden büyük olmalıdır diyor. Demek ki biz çamaşır makinesini bir numaralı sütuna koyamayız çünkü buzdolabından daha büyük bir numarada olacağı için. 4 5 ya da 6. sütundan birine koymamız gerekiyor. Bizim burada bir ikilimiz vardı. Elektrikli süpürge ve davlumbaz. Arkadaşlar biz eğer çamaşır makinesini 5'e koyduğumuzda yan yana gelemeyeceği için 5'e koyamayız arkadaşlar. Yine baktığımız zaman arkadaşlar çamaşır makinesini 4'e koyduğumuz zaman arkadaşlar evet elektrikli süpürge ve davlumbazı 5 6'ya ya da çamaşır makinesini 6'ya koyduğumuz zaman Elektrikli süpürge ve davlumbazı 4 5'e koyabiliriz. İlk ihtimali yaptığımız zaman arkadaşlar 4'e çamaşır makinesi, daha sonra 5 ve 6'ya elektrikli süpürge ve davlumbazı yerleştirdiğimizde tabii bu ikisinin yer değiştirdiği unutmayalım arkadaşlar. Yine arkadaşlar çamaşır makinesini 6'ya koyduğumuzda elektrikli süpürge ve davlumbaz 4 5'e geldiğini unutmayalım. Bir numaraya da arkadaşlar zaten bir tane eşyamız kalmıştı hiç kullanmadığımız. O da baktığımız zaman arkadaşlar bulaşık makinesi olduğunu görebiliyoruz. Bir numaraya direkt bulaşık makinesini yerleştirdik ve kesin bilgiye dönüştü. Şimdi tablomuza göre sorularımızı cevaplamaya çalışalım. İlk sorumuzda buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. A- elektrikli süpürge 3 numaralı bölüme yerleştirilmiştir. Baktığımız zaman tabloda arkadaşlar 3 numaralı yerde buzdolabı kesindi. Elektrikli süpürgeyi 3 numaraya yerleştiremeyiz. Diğer bir seçenekte çamaşır makinesi 6 numaralı bölüme konmuştur diyor. Evet tablomuza baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten çamaşır makinesinin 6'da ya da 4'te olduğu bir ihtimal vardı. Çünkü bunlar yer değiştirebiliyordu. Onun için yine herhangi bir şekilde kesin doğru diyemiyoruz. Diğer bir ifade arkadaşlar. Bulaşık makinesi bir numaralı bölümde yer alır. Evet tablomuza döndüğümüz zaman bulaşık makinesi arkadaşlar diğer eşyaları yerleştirince bir numarada yeri kesin olmuş olmuştu. Onun için cevabımız Ceyhan seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, diğer soruya baktığımız zaman arkadaşlar. Bu bilgilere göre numaralanmış eşyalardan hangileri 5 numaralı bölüme yerleştirilebilir? Tablomuza baktığımız zaman arkadaşlar 5 numaralı bölümde elektrikli süpürge veya davlumbaz yer değiştirerek 5 numarada yer alabiliyordu. Sorumuzda da 5 numarada yer alabilen eşyaların da arkadaşlar davlumbaz ve elektrikli süpürge olduğunu söylemiştik. Cevabımız D seçeneği yani 2 ve 3. Evet diğer bir sorumuzda Murat, Suat, Turgay, Hakan adlı kişiler. Evet Murat, Suat, Turgay, Hakan adlı kişiler. Bir giyim mağazasından gömlek, pantolon, kazak ve mont almışlardır. Kimin hangi ürünü aldığıyla ilgili bilinenler şunlardır. Yine iki bilinmeyenli bir sorumuz var arkadaşlar. İsimler var ve arkadaşlar giysileri var. İlk önermede, ilk önce tablomuzu yapalım. Daha sonra önermemizi okuyalım isterseniz. Arkadaşlar tablomuzu giysilere göre yani gömlek, pantolon, kazak, Ve mont olarak dört tane giysimizi tablo haline getirdik. Arkadaşlar ilk önermemiz önemli bir önerme. Bu tarz sorularda, sözel mantık sorularında verilen kontenjanları muhakkak ama muhakkak tablo üzerinde göstermeye çalışalım. İlk önermemizde 3 gömlek, iki pantolon, iki kazak, bir mont verilmiş. Ve kontenjanları yazdığımız zaman gömlek arkadaşlar 3 pantolonun kontenjanı 2, kazağın kontenjanı yine 2 ve montun kontenjanı ise arkadaşlar 1 olduğunu tabloda belirttik. İkinci önermemizde herkes iki farklı ürün almıştır. Yani arkadaşlar verilen kişilerin iki farklı ürün aldığını belirtmiş. Murat bir gömlek ve bir pantolon almış. Yani arkadaşlar Murat'ın ne giydiğini biz artık biliyoruz. Murat gömlek ve arkadaşlar baktığımızda bir de pantolon giymiş. Diğer bir önerme arkadaşlar Turgay bir kazak, bir mont giymiş. Yine Turgay'da kesin olarak ne giydiğini biliyoruz. Bir kazak ve yine bir mont giymiş arkadaşlar. Baktığımız zaman montun zaten arkadaşlar kontenjanı bir olduğu için herhangi bir şekilde başka kişi yerleştiremiyoruz. Arkadaşlar 3 kontenjanı olan gömleğe zaten baktığımız zaman Turgay ile Murat'ı yerleştirdiğimiz için 2 kişi kalmıştı elimizde. Suat ve Hakan. Suat ve Hakan da kesin bilgiye dönüşüp gömleğe yerleştirebiliriz. Suat, Hakan. Evet kontenjanı kalan kişiler Suat ve Hakan birer kontenjanı kaldığı için zaten pantolon ve kaza yerleştirebiliriz. Ama kimin nerede olduğu kesin olmadığı için de arkadaşlar yerleştirirken muhakkak ama muhakkak bu iki kişinin yer değiştirdiğini de unutmayalım. Şimdi arkadaşlar tablomuza yerleştirdiğimiz bilgilere göre hangileri kesinlikle söylenemez diyor. Suat gömlek almamıştır. Arkadaşlar baktığımız zaman Suat'ın gömlek olduğunu görebiliyoruz. Onun için Suat'ın gömlek almadığı ifadesi kesinlikle yanlıştır. Hakan kaza kalmıştır. Evet Hakan'a baktığımız zaman kaza kaldığını görebiliyoruz. Suat pantolon almıştır ifadesinde ise Yine arkadaşlar Suat'ın pantolon alma ihtimalinin olduğunu tablodan görebiliyoruz. Cevabımız yalnız bir Suat gömlek almamıştır. Evet diğer sorumuza baktığımız zaman. Bir giyim mağazasına getirilen A, B, C, D, E, F ve G markalı ürünler aşağıdan yukarıya doğru birden beşe kadar numaralanmış laf, raflara yerleştirilerek satışa sunulmuştur. Arkadaşlar yine daha önceki soruda belirtmiştik. Sözel mantık sorularında verilen sıralamanın ve sıralamanın ne şekilde olduğuna muhakkak dikkat edelim. Sıralamamız da bize belirttiği için aşağıdan yukarı biz de aşağıdan yukarı 1, 2, 3, 4 ve 5 Raf belirttik. İlk önermemizde arkadaşlar C ürünü ikinci rafta ve tek ürün. Yani arkadaşlar C ürününün kesin bilgi olduğu için ikinci rafa yerleştirdik. Ve tek ürün olduğu için de C'ye başka herhangi bir ürün yerleştiremeyiz. Daha sonra ikinci önermede A ve B markalı ürünler birbirleriyle altlı üstlü. Yani biz A ile B'yi 3-4'e 4 5'e yazabiliriz. Kesin olmadığı için bunu görsel haline getirelim. A ve B altlı üstü bir şekilde ifade edilmiş ama tam olarak hangisinin üstte hangisinin altta olduğu belirtmediği için bu şekilde yer değiştirerek görselleştirdik. C markalı ürünlerin bir üst rafında E markalı ürünler vardır. Biz zaten iki C, yaz C ürününü yazmıştık. Pardon arkadaşlar. Ceren ifade etmişim. C ürününü yazmıştık. Evet C'nin hemen üstünde de arkadaşlar E markalı ürünler bize vermiş. E kesin olarak 3'e yazabiliriz. Diğer bir öncülde D markalı ürünler 3 numaralı rafta yer almaktadır. Evet yine E'nin yanına kesin bilgi olarak D'yi yazabiliriz. G markalı ürünler A ve B markalı ürünlerle yan yana sergilenecek diyor. Yani A'nın ve B'nin yanında G marka olacağı söyleniyor. Zaten A ile B altlı üstü olduğu için tek bir seçeneğimiz kaldı. 4 ve 5'e yerleştirmek. A ve B'yi 4 5'e yerleştirdik ama yine unutmuyoruz bunların yer değiştirebileceğini. Yanlarına da G ürünlerini yazmamız söylenmişti. Baktığımız zaman zaten bir rafımız boşta kaldı. O da birinci raf. Birinci rafada hiç kullanmadığımız ürün hangisi arkadaşlar? F olduğu için kesin bilgiye dönüşmüş oldu. F'yi de birinci rafa yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar tablomuza göre sorumuzu cevaplandıralım. sorumuzda buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. A seçeneği E markalı ürünler üçüncü rafta sergilenmiştir. Evet arkadaşlar E marka üçüncü rafta sergilenmiş. B seçeneği. A markalı ürünler 5. rafa yerleştirilmiştir. Evet, A markası çünkü 4 ya da 5'te olabilirdi. Böyle bir ihtimal var. C seçeneği B markalı ürünler 4. rafa yerleşmiştir. Arkadaşlar yine B ürününün 4 ya da 5'ten herhangi birinde olacağı söylenebilir. D seçeneği ise G markalı ürünler 3. rafa yerleştirilmiştir. Tablomuza baktığımız zaman arkadaşlar 3. rafta e ve D ürünleri vardı. G'nin olması mümkün değildi. Onun için cevabımız arkadaşlar D seçeneği oluyor. Arkadaşlar diğer bir sorumuza baktığımız zaman bir okulun öğrencilerinden Ali Yağız Burak adlı erkeklerle Ceren, Ceylan, Emine, Gülşah adlı kız öğrenciler okulun orkestrasında yer almaktadır orkestra elemanları ork, bağlama, ney, flüt, elektro gitar ve zil çalmaktadır. Arkadaşlar yine iki bilinmeyenli bir sorumuz var. İsimler var ve enstrümanlar. Tablomuzu enstrümanlara göre oluşturalım. Ork arkadaşlar. Daha sonra bağlama. Diğer bir enstrüman. Ney. Flüt elektro gitar ve zil de arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar verilen bilgilerle tablomuzu doldurmaya çalışalım. Ali bağlama çalmamıştır. Emine ise ne çalmıştır? Bize kesin bir bilgi verilmiş arkadaşlar. Emine'nin Emine'nin ne çaldığı bilgisi kesindir ve Ali'nin de arkadaşlar bağlama çalmadığı kesindir. Ama Ali'yi diğer seçeneklerin herhangi birine şu anda yerleştiremiyoruz. Flüt ve elektro gitarı çalan öğrenciler kızdır. Arkadaşlar flüt ve elektro gitar kız olacak. Şu anda yine 3 kızımız geriye kaldığı için hangi ikisi olduğunu bilmiyoruz. Yaz'ın kullandığı müzik aleti ork değildir. Yaz ork çalmıyor kesin bilgi. Ama yine yazı hangi enstrüman çaldığını şu an için bilmediğim için bakın arkadaşlar tabloyu temiz bir şekilde kullanıyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Gülşah bu orkestrada solistlik yapmaktadır. Arkadaşlar Gülşah herhangi bir şekilde bir enstrüman çalmadığını söylüyor. E bizim iki kızımız var kaldı o zaman Gülşah'tan hariç olarak. Emine'ye yazmıştık. Ceren ve Ceylan kaldı. O zaman flüt ve elektro gitar kız olduğu için Ceren'i ve Ceylan'ı tabloda arkadaşlar Ceylan'ı tabloda yerleştirebilirim. Ama yine arkadaşlar unutmuyoruz. Bu iki ifadenin yer değiştirdiğini. Son önermemizde ise Burak telli bir enstrüman çalmaktadır. Arkadaşlar zaten baktığımız zaman tabloya zil telli bir enstrüman değil. Ork telli bir enstrüman değil. Burak'ın kesin olarak bağlama çaldığını artık söyleyebiliriz. Geriye iki kişi kalmıştı. Şimdi o bilgilere gelelim. Yaz, ork çalmıyordu. Yaz, ork çalmıyorsa zaten bir enstrüman çalabilir artık. Zil enstrümanını çalar. Geriye ork kaldı arkadaşlar. Ali de zaten ork çalmış olduğunu tespit edebiliriz. Şimdi verilen tablomuza göre sorumuzda arkadaşlar. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Ceren'in çaldığı müzik aleti flüt'tür. Baktığımızda arkadaşlar Ceren'le Ceylan yer değiştiriyordu. Kesin bir bilgi değil. Diğer soru Burak bağlama çalmıştır. Tablomuza baktığımız zaman arkadaşlar Burak, evet arkadaşlar bağlama çaldığını tespit etmiştik. Yani kesinlikle doğru ifadesi Burak'ın bağlama çaldığıdır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.